Herkese merhaba arkadaşlar. İnanılmaz bir bölüm izledik. Şeytan Afife Hira'yı zindana attı. Afife Hira'yı sadece Orhun'un ziyaret günlerinde dışarıya çıkarıyordu. Orhun ömür boyu hapisten çıkamayacağını öğrenince Hira'nın hayatına devam etmesini istedi. Orhun git ve hayatını yaşa Hira. Beni unut, öldüğümü düşün diyerek Hira'nın gitmesini istedi. Hira ise gitmek istemedi ve Hira ölene dek Orhun'u bekleyeceğini söyledi. Çünkü ikisi de yıldızlara bakmış ve gökyüzünü şahit tutarak aşkları için yemin etmişlerdi. Hira Orhun'a defalarca yalvardı ve "Bırakma beni, sen olmadan yaşayamam." dedi. Hira hamile olduğunu öğrendi ve Orhun'un avukatına hamile olduğunu ve Orhun ile konuşmak istediğini söyledi. Orhun Hira'dan boşanmak istedi. Avukat Orhun'un bebeği istemediğini söyledi. Avukat elbette ki Hira'ya yalan söyledi. Avukat Hira'nın hamile olduğunu Orhun'a söylemedi. Güçlü Hira için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Maalesef avukat Orhun'a ihanet etti ve Hira'dan hiç bahsetmedi. Onun yerine Afife'ye haber verdi. Afife Hira'nın kürtajı olmasını ve hamileliğine son vermesini istedi. Afife Orhun'un çocuğunu öldürmek isteyecek kadar kalbi taş tutmuş bir şeytan. Afife gibi anne olmaz olsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira kürtaj olmayı kabul etmedi. Doktor ise Hira'nın yalvarışlarına kayıtsız kalamadı. Doktor Afife'ye yalan söylemeye ikna oldu. Hira Orhun'un kendi bebeğini öldürmek istediğini düşünüyor. Bu nedenle Hira Orhun'u asla affetmeyecek. Afife Orhun'un hapisten kaçmasını istedi ama Orhun suçlu olmadığını bu nedenle hapisten kaçmayacağını söyledi. Hira bebeğinden Orhun'a asla bahsetmeyeceğine dair maalesef yemin etti. Dizide de zaman atlaması yaşandı. Hira evlenmiş ve Orhun hapisten çıkmış. Orhun Hira'nın nerede olduğunu buldu. Orhun Hira'nın evlendiğini ve bir kız çocuğu olduğunu da gördü. Hira'nın evlendiği adamın yüzünü görmedik ama ben bu adamdan şimdiden hoşlanmadım.